Merhabalar, bir düşüne düşüne programında daha beraberiz. Yine hocalarımızla beraber Atilla Yayla, Halime Kökçe ve Talip Küçükcan'la gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Düşünerek değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi geçen hafta cumartesi günü Paris'te değişik bir olay oldu. PKK Paris sokaklarını yakıp yıktı. Bu olayın detaylıca konuşacağız ama bilmeyenler için kısa bir toparlayayım. İki boyutu var aslında. Bir tanesi göçmen karşıtı ve ırkçılık boyutu. William May isminde daha önceden suçlu olan, 2016'da evinin soyulduktan sonra çeşitli suçlar işleyen, hatta en son 2021 yılında kılıçla bir göçmen merkezine saldıran ve orada da gözaltına alınıp daha yeni hapisten çıkmış olan, yani tutuklanıp hapis yatmış ve yeni çıkmış olan birisi Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırdı. Orada 3 kişiyi öldürdü ve 3 kişiyi de yaraladı. Bunun üzerine Paris polisi, yani burada bir ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili ilerleyen bir konu var zaten. Bunun üzerine Paris polisi bu konuyu terörle mücadele gündemine almadı. Ve bu kişinin deli ve meczup olduğunu, intihara meyilli depresif olduğunu söyledi. Babası açıklama yaptı, oğlum aptal ve delidir dedi. Ve bu kişinin yani aslında bir sürü suç işlemiş ve potansiyel göçmenlere karşı suç işleme ihtimali olan bu kişinin bir şekilde akıl hastanesine götürüldü. Ertesi gün bir gün orada geçirdi. Tabii bu insanlara şunu da hatırlattı. Avrupa'da veya Batı'nın tarihinde böyle olan önemli olayları çok sık bir şekilde meczuplukla değerlendirilmesi, şahsi olarak algılanması, terörle ilişkilendirilmemesi, işte Almanya'da Reichstag'ın yakılmasından hani yakıldığı zamanki dönemden Hitler döneminde bir meczup olması, yani Kennedy cinayetinin bir meczupa atfedilmesinden tutun da bugünümüze gelene kadar birçok konunun münferit, şahsi ve psikolojik sorunlarla ilişkilendirilmesi gibi bir konu zaten var. Bu meselenin bir boyutu. Burada önlem alınmaması. Buna karşılık PKK Almanya'da, Fransa'da eylemler yapmaya başladı. Sokak eylemleri. Bir hayli yıktı, yaktı ve polisle çatıştı. Burada da hem görgü tanıklarının hem burada yaşayan insanların, medya mensuplarının polisin PKK'lara müdahale etme konusunda biraz isteksiz kaldığı ile ilgili. Fransa'da daha önce PKK genellikle işte Türk dış misyonlarını, diplomatik hedefleri, Diyanet'i, diğer göçmenleri, o kendisine biat etmeyen göçmenleri veya işte TİKA gibi kurumları hedef alırken bugün baktık ki ilk defa Paris sokaklarında polisle çatışıyor ve bu tabii ki değişik görüntülere yer aldı. Burada Türkiye'nin konumu, Türkiye'den pek çok açıklama geldi üst düzey ve bu açıklamanın ortak noktası da biz size bir terör örgütü beslemenin maliyetleri olacağını söylemiştik şeklindeydi. Konuyu bu şekilde kısaca eksikler bırakmışımdır muhakkak özetleyebilirim. Yani meselenin bir, Türkiye'nin uyarılarına rağmen bir terör örgütünü desteklemiş olmalarını ve oluşan en ufak bir krizde de terör örgütünün bir terör örgütü gibi davranması. Bir de işin ırkçılık ve boyutu var. Halime Hocam'la başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Evet. Meryem Hocam, özetledin zaten. Tekrar etmeye gerek yok ama hani şunu bir vurgulamak istiyorum ayrıca, bahsettiğin ırkçı saldırı, işte Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan ırkçı bir ırkçı saldırı, adı üzerinde aslında ırkçı saldırı, yani orada işte hani Kürt kökenli vatandaşlar olsun ya da işte Türk kökenli vatandaşlar ya da işte Suriye kökenli vatandaşlar olsun, aslında oradaki ırkçılık çok fazla işte etnik kimlik ayırt etmeksizin, belki de tırnak içinde, yani batıdan baktığında herkes biliyorsunuz Türk olarak, Türk ve Müslüman olarak gözüküyor. Dolayısıyla hani oradaki ırkçı saldırının işte Kürtleri hedef alan bir saldırı gibi etiketlenmesi bir kere başlı başına aslında hani bir yanlış. Çünkü Batı'da ki ırkçı saldırıların en üst başlığı aslında İslamofobi ve bir alt başlığına indiğiniz zaman da aslında Türk düşmanlığı. Yani işte Türkiye'den gittiğiniz zaman sizin orada hani daha alt etnik kimliğinize bakmaksızın siz orada Müslüman ve Türksünüz. Dolayısıyla bir Avrupalı ırkçı saldırırken
bu üst kimlikle bakıyor. Yani şey yapmıyor işte, sen Türk müsün, sen Laz mısın, sen Çerkez misin, sen Kürt müsün gibi alt kategorilere bakmaksızın bir yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle saldırıyor. Dolayısıyla hani bu saldırının mahiyetini de biraz böylece bence netleştirmek lazım. Son yıllarda çokça gördüğümüz saldırıların bir benzeri. Bu bir. İkincisi, biz hani Avrupa'da PKK'nın, yine sen ifade ettin Meryem Hocam, defalarca aslında PKK'nın İslamofobik eylemlerine şahit olduk. Bu İslamofobik eylemler işte DİTİB'e bağlı bir takım işte kurumlara, derneklere ya da doğrudan camilere yapılan saldırılar, ya da işte bir takım işte Türk UEDT gibi ya da işte Yunus Emre gibi, Etika gibi işte Türkiye devletiyle ilişkili olduğu düşünülen ya da olan kurumlara saldırılar gerçekleşti. Ve özellikle 2017 ve 2018 yıllarında biliyorsunuz Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına bir tepki olarak Batı başkentlerinde, Paris, Berlin gibi Batı başkentlerinde PKK'nın sistematik bir şekilde saldırılarını işte oradaki işte Türkiye kökenli vatandaşlara ve kurumlara yönelttiğini biliyoruz. Ve bu süreç içerisinde Batı siyasilerinin ve Batı medyasının bunu aslında kararttığını, görmezden geldiğini ve çünkü altında işte Suriye'de PKK'yı YPG adı altında desteklediklerini, DEAŞ'a karşı işte bir mücadele eden bir gerilla grubu gibi, özgürlük savaşçısı gibi etiketlerle hatta işte romantize ettiğini falan da biliyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'nin öteden beri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öteden beri söyleye geldiği şey, işte koynunuzda yılan besliyorsunuz, o yılan mutlaka bir gün gelecek sizi de sokacak. Şimdi yani diğer hocalarım da çok daha detaylı bir şekilde ve derinlemesine bilir aslında. Yani PKK'nın Avrupa'daki ilk eylemliliği de değil bu. Doğrudan aslında hani PKK'nın batıdaki eylem paternine baktığınız zaman bir, Türkiye'ye hedef alan eylemler yapıyor biliyorsunuz. İkincisi aslında doğrudan Avrupa ülkelerinin işte siyasi mecralarını da aslında kendi bir anlamda terbiye etmek için de eylemler yapıyor. Yani bu sadece işte Türkiye karşıtlığının bir tezahürü değil, Batı'da yapılan eylemler. Batı siyasilerini kendilerine mecbur etmek, kendilerine alan açmak zorunda bırakmak için de yapılan eylemleri var. Bu son eylem birazcık da aslında böyle bir eylem. Çünkü son işte belki 5-10 yılın şımartılan PKK'sı, işte manşetlere taşınan, filmleri çekilen, işte kadın savaşçılar üzerinden tırnak içinde romantize edilen PKK aslında imaj ve algı olarak bir miktar geri düştü Batı'da biliyorsunuz. Ve sokaklarda yıkıp yakan PKK'lıların söylediği sözleri de biliyorsunuz. Biz sizin için mi DEAŞ'la işte savaştık, sizin için mi DEAŞ'la mücadele ettik gibi, aslında işte Suriye'deki aldıkları pozisyonun bedelini daha doğrusu hani diyetini isteyen bir söylemle slogan atıyor Paris sokaklarında PKK'lılar. Dolayısıyla aslında PKK'nın işte Paris'te ya da işte Berlin'de ya da işte en çok tabii ki en çok Fransa ve Almanya'da insan kaynağına ve ekonomik kaynağa sahip olduklarını biliyoruz. Özellikle bu iki ülke için PKK büyük bir imtihan ve hani şöyle geliyor bize belki, hani koskoca ülke Almanya, koskoca ülke Paris istese işte hani nefes aldırmaz. Çok da öyle olmayabilir. Yani bizim gördüğümüzden çok daha geniş bir insan kaynağına ve ekonomik şeye sahip bir yapıdan bahsediyoruz ve yeri geldiği zaman işte
93'te mesela Almanya'da büyük bir işte sokak eylemleriyle bir anlamda Almanya hükümetine karşı pazarlık güçlerini arttırmışlar ve arka planda hani siz bize ses çıkartmayın, işte biz de yakıp yıkmayacağız gibi bir konsensüs sağlanmıştı. Böyle bir okuması da yapılabilir belki PKK'nın bugünden itibaren Avrupa'da gösterdiği işte eylemlerin böyle bir okuması da yapılabilir diye düşünüyorum. Şeyi de hatırlatalım. Geçen sene Nisan ayında Alman istihbaratı bir rapor yayınladı ve bir sivil toplum kuruluşu da eşlik ederek PKK'nın ileride Almanya için bir tehlike olabileceğini açık resmi düzeyde dile getirdiler. Atilla Hocam, size devam edelim. Buyurun, konuyu eklemelerinizi, değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi bu problem sadece Fransa'da boy göstermiyor. Belki Fransa'da diğer bazı ülkelere nispetle daha fazla boy gösteriyor ama bütün Avrupa çapında var olan bir problem. Yani bütün Avrupa aslında PKK'ya sempati duyuyor. PKK bir terör örgütü olarak hasbelkader kabul edilmiş olduğu için bu sempatiyi daha ziyade Suriye'deki oluşum üzerinden, YPG üzerinden dışarıya yansıtıyorlar. Ve PKK'yı bir anlamda destekliyorlar. Avrupa İstihbarat Örgütleri'nin PKK'yı takip etmemesi, PKK'nın faaliyetlerinden haberdar olmaması imkansız. Özellikle Almanların. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman, geçen hafta da ele almıştık galiba, İmparatorluk Vatandaşları adlı bir örgüte operasyon yaptı Alman örgütü. Geniş bir istihbarat ağı oluşturdu ve bu örgüt hakkında yeterli bilgi topladığı anlaşılıyor. Üstelik bu örgüt hiçbir eylemi olmayan bir örgüt. Yani eyleme geçme tehlikesi, teşebbüsü de bulunma ihtimali olduğu için operasyon yemiş bir örgüt. PKK'ya gelince, PKK bütün Avrupa'da aktif. Fransa'da Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde 3 kişinin öldürülmesinden sonra PKK'nın sokakları ateşe boğması, bu arada Fransızların ateşi bol olsun diyesi de geliyor insana. Şaşırtıcı değil. Çünkü ölenler arasında KCK'nın yönetim kurulu üyesi bir hanım da var. Dolayısıyla KCK aslında PKK'nın üst kuruluşudur. Aslında kağıt üzerinde PKK adlı bir kuruluş da yoktur biliyorsunuz. PKK ilga edilmiştir ve yeni bir örgütlenme gerçekleştirmiştir. Ama biz ağız alışkanlığıyla PKK diyoruz. Asıl problem KCK'dır. KCK'nın üst seviye görevlisini öldürmesi tabii ki oradaki PKK'ları çılgına çevirdi ve bu eylemleri gerçekleştirdiler. Burada üzerinde özellikle dikkatle durulması gereken şey, neden Fransa'nın PKK'ya göz yumduğu ve neden Fransız medyasının bu olayı bir şekilde Türkiye ile ilişkilendirmeye, Türkiye'ye mal etmeye çalıştığı bana göre. Bunun için de çeşitli sebepler bulunabilir. En başta gelen sebep şüphesiz demin de işaret ettiğim üzere Kürtlere duyulan sempatidir. Kürtlere duyulan sempatinin de bir ayağı PKK'nın seküler laik bir örgüt olarak görülmesi ve seküler laik terörün mesela dini terör karşısında tercih edilmesidir. DAEŞ'la karşılaştırıldığında şüphesiz Fransa hemen teyakkuza geçecektir. İşte biliyorsunuz birkaç sene önce Fransa'da olaylar oldu ve bütün Fransa adeta diken üstünde günler yaşadı, aylar yaşadı. Her yönü alarma geçtiler. Bu sefer öyle olmadı. Seküler olması PKK'ya bir diğer sempatinin kaynağı. Bir diğer sebep de PKK'nın şüphesiz DAEŞ'la yürüttüğü savaşta Batı adına taşeronluk yapıyor görülmesidir. PKK bunda iyi bir koz eline geçirdi. Ben olmazsam bu DAEŞ sizi kasıp kavurur, DAEŞ bölgeye hakim olur, sizin menfaatlerinize de zarar verir. Hatta bu zarar Avrupa'da sıçrar şeklinde bir çizgide gösteriyor faaliyetlerini ve bu çizgide de destek talep ediyor. Önemli bir sebep Türkiye ile Fransa arasındaki tabiri caizse kapışma diyebiliriz. Çünkü Türkiye son zamanlarda gitgide uluslararası camiadaki ağırlığını ve rolünü artırıyor. Mesela Afrika'da Fransa ile yarış halinde ve Türkiye'de Fransa'ya ait eleştirilerini gizlemeyen, saklamayan, hiç de ürkek ve korkak hareket etmeyen bir siyasi yönetim var. Bu siyasi yönetimde nitekim sizler de işaret ettiniz. PKK'nın zamanı geldiğinde onu himaye edenleri sokacağı yolunda söylemleri dile getirmekten çekinmiyor. Dolayısıyla Fransa PKK üzerinden Türkiye'de köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bundan dolayı da PKK olayına sempati duyuyor. Aslında olayı gerçekleştiren kişi patolojik ırkçı bir kişi, hasta bir kişi. Olay da büyük ölçüde tesadüfi bir olay. Ama aynı olayı mesela bir İslamcı terörist yapmış olsaydı
Fransa'da neler söylenirdi, neler yapılırdı düşünmek bile aradaki farkı görmeye zannediyorum ki yeterli. Bu böyle devam edecek. Eğer olaylar devam ederse ve PKK benzer eylemler gerçekleştirirse, yani sokakları yine ateşe boğarsa, Fransızların biraz ayıkma imkanı var. Ama bu zaman alacak bir şey ve çeşitli sıkıntılarla vuku bulacak bir şey diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sizin bu değerlendirme yaptığınız mesele, yani Avrupa'nın genelindeki PKK'nın yaygınlığı meselesi zaten çok uzun zamandır çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaygın raporlarına da düşmüş, az önce de söyledim. Belçika'da da böyle bir endişe var. Ve hatta mesela Almanya'da daha detaylı değerlendirirsem, Hamburg vesaire gibi daha böyle insanların yerleşik çalışan olduğu, hani daha böyle internasyonel olmayan şehirlerinden de PKK çekilmiş. Berlin gibi daha kolay hareket edebileceği yerlere geçmiş. Oralarda bir sivil tepkiler de oluşmaya başlamış. Ama mesela Berlin bir tek PKK değil, birçok başka, yani Paris, Berlin ve Avrupa başkentleri birçok terör örgütüne adeta bir noktada teslim olmuş durumdalar. Orada da sizin yaptığınız gene o ayrımda önemli, altını çizmek gerekir. Seküler, yani Marksist-Leninist bir örgüt olarak gördükleri PKK ile işte dinci bir örgüt olarak gördükleri DAEŞ arasında bir seçim yapılmış ve devlet dışı aktörlerin bu noktada desteklenmesi. Halbuki biz daha önce programlarımızda da konuşmuştuk. Talip Hocam bu konuyu bize açacaktır. Yani bunların bir holding gibi adeta taşeronlaştırmayla beraber birbirleri içinde geçişken iş gücü, adeta terörist iş gücü geçişkenliğiyle hareket eden uluslararası yapılar olduğunu da konuşmuştuk. Talip Hocam, sözü size veriyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Meryem Hanım. Siz girişte aslında konunun iki boyut olduğunu söylediniz. Bir kısmı, bir boyutun birisi Fransa ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yabancılara dönük düşmanlık ve onlara yapılan işte daha fiziki saldırılar, nefret suçları. Bu ihmal edilmemesi gereken bir kısmı bu olayın. Yani Ahmet Kaya kültür merkezine yapılan saldırının arkasında böyle bir motivasyon olduğu belli. Yani Ahmet Kaya'nın kim olduğunu bilmiyor. Orasını işte bir farklı ülkelerden gelmiş insanların kurduğu bir yapı olarak görüyor. Belki tabii, yani Türk kültür merkezi olarak da görüyordur büyük ihtimalle. Kürtlere de ilintilendirildiğini düşünmüyorum. Tabii bu önemli bir husus. Sadece Fransa'da gördüğümüz bir mesele değil. İslam karşıtlığı ve antisemitizm son yıllarda gittikçe kurumsallaşan, siyasetin odağına doğru gelen ve siyasetçilerin de büyük oranda dolaylı desteklediği iki ayrı nefret suçu aslında. Bunu görmekte yarar var. Bunun objesi kim olursa olsun fark etmiyor. Mesela Fransa'ya baktığımız zaman son yıllarda Fransa'daki Musevilerin, Yahudilerin İsrail'e göçme eğilimler olduğunu görüyoruz. Ya bu son derece mesela kaygı verici bir durum ama böyle bir vaka var. Fransa'daki Yahudiler yabancı düşmanlığının çok ciddi bir şekilde hissediyorlar. Mezarlıkları, kurumları vesaireleri saldırı altında. Ayrıca gidin mesela sinagoglarına, inanılmaz bir güvenlik şeyi var, duvar var şu anda pek çok ülkede Musevilerin ve Yahudilerin. Bu bize şunu gösteriyor: Avrupa'daki demek ki aslında siyasi hava, siyasi iklim yabancılara dönük böyle nefret suçu işlenmesine zemin hazırlıyor. İnsanları teşvik ediyor. Teşvik etmekten kastım gidin saldırın denmiyor ama işte Le Pen bir ülkede, Marine Le Pen ırkçı söylemleriyle %37, neredeyse %40'lara yaklaşan bir oy alıyorsa ırkçı parti, tek söylemi var biliyorsunuz: biz göçmenlere karşıyız, yabancıları istemiyoruz. Yani Türkiye'deki Zafer Partisi'nin bir başka iz düşümü olarak söyleyebiliriz. Malzeme bir tane. Eğitimden bahsetmiyoruz, kültürden, ekonomiden bahsetmiyoruz, uluslararası ilişkilerden bahsetmiyoruz. Partinin tek malzemesi, tek atışı var, elindeki kurşunu var, o da ırkçılık. Şimdi Fransa gibi, hani bizim zihnimizde de Avrupa daha medeni, daha işte çoğulcu, farklılara saygı duyan ülke olarak hep kodlanmış nedense, çok da yanlış ama pratiğe bakıldığında işin bu boyutunu görmemiz lazım. Yani bu ilk değil, sonda olmayacaktır. Yani yabancılara yönelik saldırılar bugün belki Ahmet Kaya merkezidir, yarın belki bir Musevi merkezi olacaktır veya İslam merkezi olacaktır ki bunlar oluyor, fazla dikkat çekmiyor, onu da söyleyelim. Burada dikkat çekmesinin nedeni PKK'lıların sokaklara çıkıp işte arabaları yakması, devirmesi oldu. Yoksa şu anda Fransa'ya bakın, Fransa'da pek çok camiye saldırı var, pek çok kültür merkezine saldırı var. Hatta bir kısmı kapatılıyor devlet tarafından, biliyorsunuz bunlar radikal vesaire diye. Bu önemli bir tartışma konusu. Belki bir başka programda bunu ele alalım diye düşünüyorum. Gelelim işin ikinci boyutuna. Yani Avrupa ülkelerinin ve Fransa gibi ülkelerin terör örgütleriyle nasıl bir ilişkisi var? Neden bu ilişkileri sürdürüyorlar? Ve bunlar ne elde ediyorlar? Şimdiye kadar ne elde ettiler? Çünkü şunu biliyoruz. Yani batılı ülkeler terör örgütlerini enstrüman olarak kullanıyorlar. Açık net. Yani
aslında Avrupa Birliği'nin genel olarak NATO'nun işte bir takım yapıların terör örgütü diye konumlandırdığı, tanıdığı, belgelere geçirdiği örgütler farklı dernekler altında, farklı vakıflar çatısı altında kurumsallaşabiliyorlar ve her türlü faaliyet de burada yapabiliyorlar. Ben 90'lı yıllardan itibaren Avrupa ülkelerinde yaşadım. Bizatihi işte öğrencilik yıllarında, öğrencilik sonrası dönemlerde işte çalışırken oralarda şunu gördük. PKK'lılar kendi bayraklarıyla, PKK'lılar kendi sembolleriyle, Öcalan posterleriyle binalarda asıyorlardı, bunları faaliyet yapıyorlardı, gazete çıkarıyorlardı. Ve bütün bunlar bilinmesine rağmen hiçbir ülke Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen, taleplerine rağmen sesini çıkarıp da bunlara engel olmadı. Bir kere Avrupa bunları bilmiyor, işte görmüyor, haberi yok. Bu tamamen hikaye. Buna kimsenin inanmayacağını herkes biliyor. Hele bugünkü gibi yani Avrupa ülkelerinin, Fransa'da dahil buna, bu ülkelerin istihbarat ülkeleri olduğunu söylememiz lazım. İstihbarat ve polis gücünün son derece güçlü olduğu yerler buralar. En son teknolojilerle herkes takip ediliyor. En son teknolojilerle herkesin profilleri çıkarılıyor Avrupa ülkelerinde. Yani dediğimiz gibi dışarıdan bakıldığında çok farklı bir manzara olabilir. Veya bu ülkelerin işte herkes serbest istediği gibi dolaşıyor, her istediğini yapıyor. Böyle olmadığı kanaatindeyim ben. Ama farklı bir resim çiziliyor. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla 1990'lı yıllardan itibaren, hatta daha önceki yani özellikle Türkiye'deki 1980'lerde darbelerden sonra yavaş yavaş insanlar siyasi sığınmacılar gitmeye başlıyor. İlk giden siyasi sığınmacılar hep sol ve Marksist kökenli sığınmacılardır. Aralarında sağ kökenli olmakla beraber. Ama özellikle 90'lı yıllardan itibaren Avrupa'ya gidenlerin büyük bir oranı, özellikle Kürt vatandaşlarımız itibariyle söylüyorum, Türkiye'den gidenler PKK ile ilintili, hatta PKK'nın organize ettiği yollarla gittiler bunlar. Bu da önemli bir husus. Toparlayalım hocam. Yani divergen şeyi. Evet, yani dolayısıyla Fransa'da gördüğümüz mesele, Fransa PKK'nın kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. Ama Türkiye'yi zayıflatabilecek hangi hususlar var, hangi örgütler var, hangi konular var, bunlar üzerinden gidiyorlar. Yoksa Fransa'nın PKK'yı bilmemesi mümkün değil. Ha, ne oldu şimdi? Fransa'da bu örgüt Fransızlara yönelik bir faaliyette bulundu. Emin olun 3-5 ay içerisinde bunları toparlayacaklardır. Fransa'da nötr hale getireceklerdir. Fransa'da eylem bir daha yapmalarına engel olacaklardır. Bu kadar da etkili bir şekilde bir polis devletinden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin elbette bu mücadelesi de devam edecek. Ama şunu bilelim, yani Fransızlar, Almanlar, İngilizler bütün terör örgütlerinin kim olduğunu, ne olduğunu biliyorlar. Şu anda orada mesela Türkiye'den devşirme güçleri zayıfladı biliyorsunuz. Türkiye'den ekonomik olarak da PKK ve işte benzer örgütler çok fazla gelir elde edemiyorlar. Peki nereden elde ediyorlar bu gelirleri? Şu anda işte PKK'nın bir sürü şirketi var Avrupa ülkelerinde. Ayrıca Kürt vatandaşlarından ve Türk iş adamlarından ve Kürt iş adamlarından haraca bağlamış vaziyetteler. Bunu herkes biliyor, gidiyor şikayet ediyor hükümetlere. Fransa'da aynı şekilde bunu görmemiz mümkün. Ama herhangi bir gelişme olmuyor. Dolayısıyla bu mesele yani çok da abartmamak lazım. Yani hani Fransa'ya çok zarar vermiş bir hadise değil bu şu anda. Fransa alışık bunlara. Daha önce de biliyorsunuz Mağribli gençlerin 2005-2006 yıllarında sokaklara yakması, siyahi gençlerin sokaklara çıkması söz konusu oldu. Ama ne oldu sonuçta? Hepsinin sesi kesildi. Fransa bunların sesini keser ama bir enstrüman olarak kullanmaya devam eder. Evet. Size ifade ettiğiniz bu Almanya'da bir anda, Almanya'da, Fransa gibi ülkelerde bir anda bütün yabancılara Türk muamelesinin yapılması, ki bunlar başka milletlerden de olabilir. Hem böyle bir tehlikeyle hem de orada PKK ile iltisaplı olmayan Talip Hocam'ın söylediği sıradan işini yapan insanlara sivilleri koruyamayan bir şey var. Düşünün, vatandaş olmasanız da bir ülkenin adaletine sığınmışsınız. Orada iş yapıyorsunuz, bir değer üretiyorsunuz. Ama PKK geliyor sizi tehdit ediyor, haraca bağlıyor. Ve buna karşılık devletin yaptığı hiçbir şey yok. Almanya'da da 51'den fazla bildiğim kadarıyla PKK ile iltisaplı sivil toplum örgütü var. Doğrudan destek alıyorlar devletten. İşte şu yardım kuruluşu, bu destek kuruluşu vesaire diye. Bu da uzun bir konulardan bir tanesi konuşmamız gereken. Şimdi bu dış siyasette devam eden bu konu belki tekrar karşımıza çıkacaktır. Özellikle göçmen ve yabancı düşmanlığı ve bunun Türkiye'ye olan uzantısıyla ilgili. Ama iç politikaya geçelim. İç politikada da hareketli günler yaşanıyor. Çok fazla gelişme oluyor bir anda. Hepsinin bunun etrafına altılı masa da dönüyor. Aslında altılı masayı bakıyorum, hani altılı masaya açık destekçi olan, yandaş olan gazetecilerin
akademisyenlerin bile son bir haftadır artık yeter bir aday belirlensin, bu aday meselesinin içinde bir yorgunluk oluşmaya başladı şeklinde itirazlarını duyuyoruz bir hayli yükselerek. Altılı Masa bir aday belirleyemiyor. Belirleyemediği gibi burada bir aday belirlemekten ziyade sistem kurmak gibi söylem değişikliklerine de gitti yakın zamanda. Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar var. Seçim tarihi işte onu mesela Mehmet Uç'un geçen gün açıklama yaptı. Dedi ki bu seçim tarihi şey olacaktır. 9 Nisan'dan önce olamayacaktır seçim takvimi meselesi sebebiyle. Yani 9 Nisan'la 11 Haziran arasında bir seçim yapılması düşünülüyor ve buna aşağı yukarı 4 ay kaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan da Altılı Masa'nın içindeki küçük aktörler gerçekten aktör müdür yoksa Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu geçen gün beraber görüştüler. Onlar mı belirleyecekler buradaki giden süreci? Gerçekten sistem kurmak önemli, aday oluşturmak önemli değil. Bu bir söylemdir. Türk siyasetinde bunun karşılığı var mıdır? Ve onun yanında işte bu seçim takvimine nasıl yürüyecek? Birden şimdi mesela geçen hafta bir de çoklu aday tartışması ortaya çıktı. Davutoğlu bir canlı yayına çıktı ve o canlı yayında çoklu aday olabilir dedi. Gazeteciler biraz üzerine gidince hani neden olmasın konuşulur tartışılır böyle bir şey masada var yok. Ama görünen o ki aslında Türkiye'de muhalefet açısından özellikle ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda oldukça elverişli bir ortam var bir noktada baktığınızda ama siyaseten söylemler bir kampanyaya dönüşememesi kendi tabanlarında büyük bir rahatsızlık oluşturmuş durumda. Yani kaç adayla gidecekler, daha sonraki turu mu bekleyecekler, adayı kim belirleyecek gibi aylardır tartışılan bir kısır döngü var. Halime Hocam'la devam edelim buyurun. Evet, bana kalırsa aslında Altılı Masa aslında hükmen ortadan kalkmış diye düşünüyorum. Artık bir ikili masa var. Yani Altılı Masa işte 5 Ocak'ta yeniden toplanacakları söyleniyor. Toplanabilirler. Bir kez daha belki yine toplanabilirler. Ama şu son yaşananlar gösterdik ki aslında Altılı Masa'daki işte Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki tüm üyeler Davutoğlu, Babacan, işte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve işte Demokrat Parti Başkanı, bütün bunlar aslında bir anlamda figüran rolü icra ediyorlar. Masayı zengin göstermek için tutulmuş birer kast gibi duruyorlar. İşlevleri bunun ötesine geçmiyor. Asıl mesele Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bir kimin sözü öne geçecek meselesine dönmüş durumda. An itibariyle bu çok net. Son işte toplantıyı birlikte yapmış olmaları da aslında hem madem bir altılı masa hukuku var, bu altılı masayı her şeyin önünde tutuyorsunuz ve hatta işte kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesinin bir teferruat haline getiriyorsunuz. Asıl olan ilkelerdir, prensiplerdir deyip böyle hani kendi işte aday belirleyememe meselesini, orada uzlaşamama meselesini önemsiz hale getirip onun önüne bir işte sistem meselesini öne çıkartıyorsunuz. Neden işte baş başa iki kişi bir görüşme yapıyorsunuz? Dolayısıyla hani ben hukuken de ahlaken de Altılı Masa'nın aslında hükmen ortadan kalktığını düşünüyorum. Ama buna mukabil Altılı Masa bir olgu olarak, bir pratik olarak bugüne kadar sergilenen performansları itibariyle de bir siyasi mühendislik çabası olarak bir bana kalırsa çapsızlığın bir tezahürü olarak Türkiye siyasi tarihinde de yerini almıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak meselesine ilişkin de birkaç şey söyleyeyim. Yani öyle anlaşılıyor ki hani Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bir başkası aday olamayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın ya adayı olacak ya da Altılı Masa dediğimiz masa zaten hani hükmen ortadan kalkmış. İşte çoklu aday, belki işte bir üçüncü ittifak gibi bir formülle yola devam edecekler. Ama hani artık çok hani zaman daraldı. Bu saatten sonra işte ilkeler, şunlar bunlar vesaire, hani bütün bu muhabbet durumu idare
edemiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok az zaman kaldı. Yani adayınıza nazar mı değecek, adayınız yıpranacak mı? Hani bütün bu muhabbetlerin, dolgu muhabbetlerinin de durumu idare etmediğini Meryem Hocam sen de ifade ettin. Artık hani altılı masayı destekleyen kim olsa oy vereceğiz diyen medya mensupları bile şey yapamıyor artık. Yani hani bu gevşeklik çok kötü bir fotoğraf veriyor diye hani kendi kendilerine şikayet ediyorlar. Dolayısıyla ne yapacaklarsa bir an evvel yapmaları gerekiyor. Ama hal vaziyet açıkçası altılı masa açısından bana çok da iç açıcı gözükmüyor deyip bırakayım. Benim burada iki tane sorum var. Bir tanesi Davutoğlu'na dediler ki canlı yayında. Eğer bu akşam bir masa bozulması olursa, bir ara bozulması olursa bu neyin görüşmesidir? Yani Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu konuşurken o da canlı yayında. İşte onun normal bir görüşme olduğunu herhalde, istikşafi görüşme tarzında bir şey olduğunu söyledi ve dedi ki böyle bir şey olursa ben saat 13 ayla kalkar Ankara'ya gider, ikisini de görüşürüm, buluştururum dedi. Yani küçük partilerin Davutoğlu'nun böyle bir gücü var mı? Birinci sorun bu. İkincisi de eğer altılı masa çok sık dile getirmeye başladı bu konuyu, özellikle Deva ve Gelecek, ama CHP'liler de bunu söylüyor, İYİ Partiler de söylüyor. Eğer sistem önemliyse, ülkede sistem sorunu varsa, lider sorunu yoksa, kura çeksinler, birisi başkan olsun, yani birisi aday olsun mesela. Neden isim üzerinde hala bir tartışmaya varılamıyor? Madem o kadar tali bir mesele, teferruat değil mi? Herhangi birisi olsun, hatta dışarıdan herhangi birisini aday göstersinler. Madem kendi hazırladıkları bir bildiriyle Cumhurbaşkanı'nı da kendileri yönetecekler. Hani öyle bir sistem hayal ediyorlar. Birini seçecekler, onu da kendi altılı masa yönetecek. O zaman çok da mesele değil, herhangi birini seçsinler. Demek ki öyle değil. Çünkü siyasetin doğasına aykırı bir şey yapıyorlar. Yani altılı masa hani tarihte yerini aldı derken onu kastediyorum. Yani siyasetin rasyonalitesine aykırı bir şey yapıyorlar. Hani Erdoğan olmasın tek başına, evet hani bir şeyi bozmak için yan yana gelebilirsiniz. 6 kişi, 46 kişi, ama sonuçta Cumhurbaşkanlığı gibi çok güçlü bir makam seçeceksiniz. Burada siyaset yapmak zorundasınız. Burada seçilecek kişi mutlaka siyaset yapacaktır. O kadar önemsiz bir konuma adam bulmuyorsunuz, yani aramıyorsunuz. Bulamayışınızın da sebebi aslında bunu çok da iyi biliyor oluşunuz. Yani buna uyanmaları gerekiyor herhalde önce. Şimdi Atilla Hocam, hem Davutoğlu ile ilgili sorduğum soruya cevap bekliyorum, hem de size de iyiyiz. Yani burada siyasette varsan varsındır ilkesi vardır. Burada artık öyle bir dönemece girdik ki en kötü aday adaysızlıktan iyidir gibi bir noktaya gelmiş olabilir mi altılı masayı destekleyenler? Davutoğlu ile ilgili sorunuza cevap vererek başlayayım. Davutoğlu hayal görüyor tabii ki. Davutoğlu malum 2015 Kasım'da yapılan seçimde AK Parti %48, %49 oy alınca bu oyu da kendisinin aldığını söylemişti. Ayrıldı, ayrı bir parti kurdu. %48-49 hiçbir şekilde ulaşamayacağı bir rakam gibi görünüyor. Herhalde %0 noktalı oranlarda partinin oy oranı geziyor. Altılı Masa tabii çok eğlenceli ve zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda da Altılı Masa'dan daha çok konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü Altılı Masa'nın zamanı tükeniyor. Bir aday belirlemesi ve yola çıkması lazım ama onlar peşler çekmekle meşguller. Aslında bir siyasi lider seçecekler. Bu siyasi lider seçim kazanacak. Yani %50+1 oy alacak. Sonra da altı liderin idaresinde hayatına devam edecek. Cumhurbaşkanlığı sürdürecek. Bu hem anayasaya aykırı hem de Halim Hanım'ın işaret ettiği gibi siyasetin doğasına aykırı. Türkiye'de siyaset, kabul edelim ki, sevsek de sevmesek de liderler etrafında dönüyor. Dolayısıyla altılı masa hiç tanınmamış bir figürü getirse ve bu figürü seçim kazansa bile o artık bir siyasi liderdir ve kaçınılmaz olarak iktidarı döneminde altılı masadaki insanlarla arasında bir çatışma süreci doğacaktır. Ayrıca altılı masa adlandırması da bana biraz tuhaf görmeye başladı artık. Aslında masa 6 artı ikili masa. İkisi de FETÖ ve HDP-PKK ortaklığından kaynaklanıyor. Bunlar da masanın bir yerinde görünmez bir şekilde oturuyorlar ve süreçlere müdahil olmaya çalışıyorlar olabildikleri kadarıyla. Ama tabii ki bunlar da kendilerine ilişkin gündemleri ve kendilerine ilişkin talepleri var. Altılı Masa'nın ana patronunun Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti olduğu bir hakikat, Halim Hanım'ın işaret ettiği gibi. Çünkü bu iki partinin oy oranı Altılı Masa'nın oy oranının büyük bir kısmına zaten tekabül ediyor. Nitekim
Kılıçdaroğlu ile Akşener'in yaptığı görüşme de, baş başa yaptığı görüşme de bunun bir işareti ve sonucu olarak okunabilir. Malum Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerinde iki parti arasındaki gerilimi görüşmek maksadıyla toplantı yaptılar. Ve bu toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e kendisine aday olduğunu ya da aday adaya olduğunu söylediği ifade ediliyor. Bu da şaşırtıcı bir şey değil. Her ne kadar İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adı geçiyorsa da bence onların şansı gitgide azalıyor. İmamoğlu mesela son mahkumiyet kararıyla biraz prim toplamıştı. Ama ondan sonra attığı adımlarla bu primi harcadı. Yani çok ilginç bir tip İmamoğlu. Çok muhteris bir tip ve muhtemelen ihtirası aklını aşan bir tip. Siyasi tecrübesi de yeterli değil mi, yoksa karakter özellikleri mi onu bu şeylere sürüklüyor? Hata üstüne hata yapıyor. Mansur Yavaş ise sessiz gidiyor. Sessizlik de prim yapmaya çalışıyor. Ama Mansur Yavaş önünde de ciddi bir HDP engelinin olduğunu biliyoruz. Benim kanaatim odur ki Kılıçdaroğlu bir şekilde Altılı Masa'nın adayı olarak veya CHP'nin adayı olarak öne çıkacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu ikinci büyük partinin genel başkanıdır. Ve eğer bir ikinci tur olacaksa, ilk turda kazanan olmayacaksa, ikinci turda yarışacak adaylardan birisi olacaktır Kılıçdaroğlu. Bundan dolayı Kılıçdaroğlu'nun rahat olduğu da söylenebilir. Yani Kılıçdaroğlu gerekirse İYİ Parti'ye ve Altılı Masa'ya resti çekip ben adayım diyerek ortaya çıkabilir ve diğerlerinde buna karşı yapacak hiçbir şeyi olmaz. Diğer partilere gelince, yani hakikaten sembolik bir varoluşları var. Mesela Gültekin Uysal'ın şeyine bakıyorum. Gültekin Uysal'dan bahsediyorum çünkü benim eski öğrencimdir. Bilirim, kendisini tanırım. Yani saçma sapan tweetler atıyor. Üst perdeden konuşuyor. Sanki görende işte %10, %15 oyu varmış falan zanneder. Veya Davutoğlu'nun triplerine bakıyorum. İnsanın hakikaten anlaması çok zor. Netice itibariyle Altılı Masa'nın zamanı çok daraldı. En geç Ocak ayı içerisinde bir aday belirlemeleri lazım. Ama belirleyebilmeleri zayıf bir ihtimal. Ben de Halim Hanım gibi düşünüyorum. Altılı Masa fiilen disfonksiyonel hale gelme sürecinde fiilen bir iş yapamaz hale gelecek ve Kılıçdaroğlu öne çıkacak gibi geliyor bana. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Talip hocam, bu Altılı Masa bitti, tükendi iddiası iddialı bir aslında. Halim Hanım dile getirdi. Atilla Hoca da destek verdi. Ama burada da ciddi bir son umut var. Yani artık hani Kılıçdaroğlu da aday olsa ne olursa olsun Altılı Masa'ya sahip çıkalım diye gazeteciler tweet atmaya başladılar. Hala da ben bunun açıkçası dikkatli ele alınması gereken ve iyi bakılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Belki biraz hızlıca bitti demek bilmiyorum. İlerleyen günlerde konuşuruz. Siz bu kanaate katılıyor musunuz? Ya bitti demek zor ama şu çaba ön plana çıktı. Altılı Masa'yı koruyalım, Altılı Masa'nın dağılmasını önleyelim çabası bugün düne göre daha fazla. Demek ki böyle bir risk var. Dağıldı diyemeyiz ama ilk günlerde biraz daha bu masanın da güçlü olduğu, kendi arasındaki işbirliğinin yoğun olduğu ve ilerleyeceği, bunun kök salacağı ifade ediliyordu ama son günlerde böyle çağrılar varsa eğer, hem medyada hem de farklı kesimlerde bu masayı koruyalım. Demek ki aslında masanın çok sağlam ayaklarının olmadığı ve bir takım risklerle karşı karşıya olduğunu görebiliriz. Bunun tek sebebi acaba Türkiye'de bu Altılı Masa'nın bir şimdiye kadar aday belirlememesi mi? Sadece buna bağlamak da doğru değil. Yani bunu yapısal olarak baktığımız zaman, masanın etrafında oturan insanların siyasi ve dünya görüşleri itibariyle baktığımızda, nasıl bir gelecek tasavvurlar olduğuna baktığımızda, buralarda çok zaten güçlü bir konsensus zaten yoktu biliyorsunuz. Altılı Masa'yı bir araya getiren en önemli unsurun, biz bunu burada çok tartıştık, aslında işte bir anlamda mevcut iktidar karşıtlığı, mevcut Cumhurbaşkanı karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Ana motivasyonları buydu. O nedenle büyük projeler açıklayamadılar zaten. Halbuki siyaset büyük oranda Türkiye'de proje işi aynı zamanda. Elbette güçlü liderlik, karizmatik liderlik hala siyasetimizin önemli parçaları, bunu görmekte yarar var. Ama diğer taraftan şunu görüyoruz. Ben bunun üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum biraz. Şimdi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı kurulduğunda, bu ayrışma yaşandığında aslında Millet İttifakı'nın pek çok avantajı vardı biliyorsunuz. Neydi bu avantajlar? Bir kere işte uzun yıllar iktidarda olan bir parti vardı ve bu parti doğası gereği siyasetin belirli yıpranmışlıklarla karşı karşıyaydı. Bütün siyasi partiler iktidardayken yıpratır. Muhalefet bundan yararlanabilir. İşte bundan büyük işte enerji devşirebilirdi. İkincisi, yerel seçimlerde İstanbul gibi, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük şehirlerde muhalefet, yani Millet İttifakı kazandı. Bu onlar için büyük bir
psikolojik avantaja da dönüşmüştü o dönemde hatırlayacak olursanız. Bir üçüncüsü işte dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi bir enflasyon dalgası yaşandı. Covid'den sonra ekonomik sıkıntılar yaşandı. Aslında bütün bunlar Millet İttifakı'nın çok avantajlı kullanabileceği siyasal gelişmelerdi. Ama ne oldu? Son zamanlara tekrar bakalım. İşte Türkiye'de işte sosyal konut gibi çok büyük bir proje açıklandı. İşte EYT meselesi son 10-15 yıldır tartışılan büyük bir mesele hemen çözülmüş oldu. Yani toplumun taleplerine cevap verenin kim olduğunu aslında kamuoyu anlamaya başladı. Karadeniz'de yine işte büyük ciddi bir enerji potansiyeli ortaya çıktı, bulundu, keşfedildi. Buna benzer aslında dış politikadaki gelişmeleri de sayalım. Aslında bunu, bütün bu gelişmeler şunu gösterdi bize. Demek ki yani gelecek perspektifi çizen altılı masa değil henüz. Yani altılı masa bunu gerçekleştiremedi. Sadece işte adayın kim olacağı konusunu bile netleştiremeyen bir yapı. Acaba Türkiye'nin geleceğinde işte bu bölge çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya olan bir bölge. Küresel gelişmeler de aynı şekilde onu gösteriyor. Ukrayna Savaşı'ndan tutun da işte enerji ve gıda güvenliğine kadar. Bence bütün bunlara bakıldığında altılı masa bunlarla ilgili bir şey üretemedi. Yani hep proje diyoruz ya, sistem tartışması diyoruz ya, lider üretmiş olsa bile bunları üretemediği için zaten altılı masanın topluma önderlik etmesi, liderlik yapması, bir gelecek perspektifi sunması zor gibi görünüyor. Ama son gelişmeler bize şunu gösterdi. Mevcut adaylar içerisinde diyelim, Kılıçdaroğlu'nun ismi biraz daha ön plana çıktı. Ben Atilla Bey'e, Halime Hanım'a bu anlamda katılıyorum. Diğerleri biraz daha geride kaldı. İbre sanki oraya doğru evriliyor. Peki şu olabilir mi? Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25-26 aşağı yukarı oy oranı var. Cumhuriyet Halk Partisi seküler, laik, işte Cumhuriyet'i kurmuş, bunun da bagajını da taşıyan bir parti. Peki muhafazakar, milliyetçi, işte bütün kesimler böyle bir adayı destekler mi? Bu da ayrı bir soru olarak herhalde zihnimizde duruyor diye düşünüyorum. Yani masanın diğer paydaşlarına baktığımızda ideolojik olarak, fikir olarak, dünya görüşü olarak, işte Türkiye tasavvuru olarak çok fazla ortaklıkları yok. Bu da tabii biliyorsunuz altılı masanın en büyük handikaplarından bir tanesi. İşte nasıl bir Türkiye, buraya nasıl ilerleyeceğiz ve tabii en son soru, hangi liderle buraya doğru gideceğiz? Önemli bir soru olarak hala duruyor ve cevaplanmış değil. Evet, aslında altılı masayı konuşmaya devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesinin çıktığı dönemi de hatırlayalım. Geçtiğimiz Ağustos, Eylül ayında neredeyse artık Kılıçdaroğlu anketlerdeki karşılığı %3'lere 4'lere düşmüşken bir anda bu adaylık tartışması alevlendirildi ve son anketlerde %10'un üstüne, yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile beraber kendisini de bir aktör olarak konuşturmaya başladığını gördük. Orada bir rahatsızlık oluşmuştu. Belediye başkanları işine baksın demişti. Belediye başkanları görevlerine devam edecek demişti. Ve dolayısıyla hani bir siyasi parti lideri olarak tabii ki onun da bu konuda bir aday olmak isteği meşrudur. Böyle bir isteği vardır. Ama bunun da seçilecek aday olmadığı noktasında diğer masa üyeleri tarafından aynı kanaatin paylaşılmadığını, özellikle Büyük Ortak İYİ Parti tarafından paylaşılmadığını görüyoruz. Önümüzdeki gelişmelere bakacağız. Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Diğerleri kabul edecekler mi? Ekrem İmamoğlu denklem dışı mı kalacak? Bunları tekrar konuşmaya çalışacağız. Ama bu haftalık bizden bu kadar. Katılmanız için çok teşekkür ederim. Bizimle olmaya devam edin. Hoşçakalın.